görüyorsun ne oluyor ne bitiyor. Bak adam iki gün önce, kadın özellikle, özür diliyorum, adam değil kadın, iki gün önce kalktı dedi ki yok dedi ben oynamıyorum dedi. Sonra ertesi gün sizinle de bir daha oynarsam ana avrat dümdüz gitti. Gördünüz orada, televizyona çıktı hatta, gördünüz mü siz de? Merhabalar, merhabalar. Kadın diyorum çıktı, ana avrat dümdüz gitti, şöyle dedi, böyle dedi, bilmem ne dedi, sizin de dedi bir daha oynarsam dedi, lanet olsun dedi, bana dedi zorla işkence yapıyorsunuz dedi, force bilmem ne, brute force bilmem. Ertesi günde bir daha da sizinle oynarsam diye yemin etti, siz şöyle kötüsünüz, böyle kötüsünüz dedi, gömdü, gömdünü gördünüz değil mi? Garaj tayfaya katılacaksın, Türkiye'ye yararlı nasıl bir proje yapabilirim? Garajın tek, en son tank palet sistemlerinin, Savunma Bakanlığı'nın tank palet sistemlerinin fren, tank paletlerinin fren sistemlerinin gömülü, Raspberry Pi'da gömülü yazılımını uğraştık. Böyle şeyler de yapıyoruz. Ondan sonra kalktı, TikTok'ta da canlı yayındayız hocam. Kalktı, ertesi gün, pazartesi gün hatta imza attı. Önce de imza attı, dedi böyle böyle dedi, biz dedi anlaştık dedi diğerleriyle beraber. Ondan sonra ertesi gün çıktı saat öğlene doğru, sizin dedi ben anlaştığınızda da bilmem ne de sanki zorla silah dayayıp imza attırmışlar gibi. Kalktı, ben dedi imza atmadım dedi, bunlar dedi bunlarla bir şey yapılmaz dedi, sizinle yola çıkanın bilmem ne dedi. Pazartesi günü gitti yine aynı masaya oturdu. Ya işte şöyle oldu böyle oldu, bizi ikna ettiler, öyle olması gerekiyordu. Bir de çıktı diyor ki işte o ışık vurdu işte o yüzden öyle kötü gözüktük de falan. Bir yıl içeride kaldım. Beni savcı topluma kazandırmak için siz dediğiniz gibi söylemişti. Bir yıl içeride kaldım. Yakışır kardeşime. Abi yazılım okumayı önerir misin? Lan yazılım okumayı önerir miyim? Türkiye'de ilk 10 bin lan yazılım. Nasıl önerir miyim? Kim abi o? Kimden bahsediyorsun? Benden mi oradan mı? Kimden bahsediyorsun sen? Yani kendi içerisinde herhangi bir birliktelik kuramayan insanların ne yapmasını istiyorsun? Neyle alakalı herhangi bir karar ver? Yani bir ekip düşün, proje yönetecek, atıyorum bu ülkenin geleceğine imza atacak bir proje. Ekip kendi içerisinde anlaşamıyor. 5-6 kişilik bizim yazılım proje ekipleri gibi bir şey düşün. Ya birlikte vakit geçiremiyorlar, herhangi bir karar alamıyorlar, yazılıma nereden başlayacaklarını bilmiyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ne istiyorsun? Bunların yazılım, yani bir ürün çıkarabilme şansları var mı sence hocam? Var mı? Biz başka bir şey demek istemiyoruz. Biz yazılımcıyız, elimizden geldiğince kafa, dijital kafayla bakmaya çalışıyoruz. O yüzden lütfen rica ediyoruz sizden. Aklınızı kullanın, mantıklı olun. Kime ne yaptırmak istediğinize, kimi ne yönde kullanmak istediğinize akıllı karar verin. Lütfen. Rica ediyoruz. Garajda kalın, tayfayla kalın. Peace kalın.